Sokaklarda çınlayan silah sesleri, onlarca polis, özel harekat ekipleri, zırhlı araçlar. Başkentte film senaryolarını aratmayacak görüntüler yaşandı. Gündüz vakti çete lideriyle polis arasında saatlerce sürdü. Bilanço ağır oldu. Abi sağ ver abi. Bülent A. Çete liderliği, mekan basma, tehdit, şantaj, uyuşturucu, adam yaralama ve gasp gibi birçok sabıkası bulunuyordu. Kesinleşmiş hapis cezası vardı ve her yerde aranıyordu. Ankara'nın Karecik ilçesindeki adamları yakalandı. Sırada Bülent A vardı. Bülent A da polisler tarafından arandığını biliyordu. Kullandığı otomobilin içi silah ve mühimmat doluydu. Çatışmanın adresi Dikmen'di. Bülent A, şoförü ve Rus uyruklu kadının bulunduğu araç polis tarafından takip ediliyordu. Çete lideri takip edildiğini anladı. Araç durdurulmak istendi. O andan itibaren de silahlar konuşmaya başladı. Saldırgan kendisini durdurmak isteyen polise kurşun yağdırdı. Üç polis sıcak temasla vücutlarının değişik noktalarından vuruldu. Bülent A ve şoförü ise polisle girdikleri çatışmaya devam etti. Önce otomobilde bulunan Rus uyruklu kadın gözünden vurularak etkisiz hale getirildi. Silah sesi çok yoğundu zaten de gördüğümüz en fazla o. Yani diğer kaçan arkadaş herhalde yukarı doğru ekipler geziyordu ama inşallah buldular. Kısa bir süre sonra olay yerine çok sayıda ekip çağrıldı. Çete lideri ve yanındakilerin etrafı sarıldı. Bülent A da vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralandı. Kelepçelendi ve sağlık ekiplerine teslim edildi. Ama emniyet güçlerine karşılık veren üçüncü kişi şoför kayıplara karıştı. Dikmen'de suç makinesi haline gelmiş çete üyesi avı başladı. Her sokak, her apartman didik didik aranmaya başlandı. Olay sonrası özel harekatçılar bölgeyi adeta abluka altına aldı. Hangi apartmanda ne kadar ev varsa hepsinin kapısı çalındı. Çember genişletildi. Üçüncü suçluyu aramaya özel harekat ekipleri de çağrıldı. Çatışmanın yaşandığı bölgeden itibaren diğer semtlere, ara ve ana yollara da emniyet güçleri gönderildi. Olay sonrasında bölgeye çok sayıda polis ekibi takviye edildi ve o polisler burada ne kadar bina varsa hepsini kontrol etti. Saatler geçti. Çete üyesi izini kaybettirdi. Park halindeki otomobillerin bagajlarında bile suçlu izi arandı. Görgü tanıkları tarafından yaya olarak kaçtığı belirtilen suç makinesi için havadan da destek geldi. Sadece sokak araları, apartmanlar değil, bölgede her yer didik didik arandı. Operasyona polis helikopteri de destek verdi. Bölgede her dakika tur attı, zanlıyı bulmaya çalıştı. Bülent A ve Rus uyruklu kadının vurulduğu araç delik deşikti. Polis hemen orayı güvenlik çemberine aldı. Çatışmanın yaşandığı noktada 50'nin üzerinde boş mermi kovanı bulundu. Bu da çatışmanın ne derece yoğun geçtiğinin deliliydi. Mahalle sakinleri ilk defa karşılaştıkları bu olay karşısında şaşkındı. Arama çalışmaları devam ederken hastaneden haber geldi. Çok sayıda sabıkası olan Bülent A, kurşun yaralarına daha fazla dayanamadı ve hayatını kaybetti. Gözünden yaralanan Rus uyruklu kadının sağlık durumunun da ciddiyetini koruduğu belirtildi. Polisle gündüz vakti çatışan çete üyesinin arama çalışmaları yoğun bir şekilde sürdü.